Yana ilk defa gördüm kendisini. Çünkü Artvin Yusufeli Halil Paşa İlkokulu'ndan mezun oldum. Bir yerde alarm çalıyor çocuklar. Pekala. Sonra tayin oldu, taşındık. Neyse, öğretmenimle, sevgili Ziver Özdemir hocamla muhabbetimizi getirdik kanalımıza. Bu arada bu gürültüyü keseriz dedim ki gürültü kesildi. Efendim, şimdi öğretmenimle 10.000 neden konuştuk bunca yıl sonrasında, neden bir araya geldik onu söyleyeyim. Artvin Yusufeli'de okudum ben ilköğretim okulunu. Orada bitirdikten sonra babam tayin oldu, biz başka yere gittik. Öğretmenimiz emekliliğini istedi, o ayrıldı, köyüne döndü filan. Koptuk. Koptuktan sonra geçen gün yine kendisi de öğretmen olan Aysel Hanım, benim öğretmenimin, Ziver öğretmenimin kızı. Aysel Hanım benimle Facebook aracılığıyla bağlantı kurdu. Ya dedi, siz dedi nerede okudunuz dedi. Acaba dedi Artvin ihtimali var mı? Dedim ki evet, Yusufeli'de okudum ben. Ya büyük bir ihtimalle babamın öğrencisisiniz. O bir habire söylüyor Selver benim öğrencim diye, biz ona inanmıyoruz. Eğer öyleyse falan dedi. Bir başladı muhabbet. Hemen temasa geçtik. Aradım öğretmenimi. Sesini duydum, tanıdım zaten. Hemen geliyorum. Neredesiniz dedim. Kartal Yakacık'tayım dedi. Benim ev Bostancı'da. Atladım gittim, ziyaret ettim. Öğrendim ki 47 köy estüsü mezunuymuş. Hemen dedim ki ya hocam şu anılarını da bir anlat. Oğlu Şenol geldi. Şenol'la beraber oturduk, onu telefonla çektik. Bakın anıları dinleyelim. Gerçekten bir Artvin'den Kars'a yolculukları var. 8 gün sürüyor yaya. Yaya. Yürüyerek ve karda kışta. Buyurun beraber dinleyelim. O anlarla başlayalım. Biraz sonra aile öğretmenliği, Tevfik öğretmen de bizimle beraber olacak. Ve onların da anılarını dinleyeceğiz. Yaptıklarına dinleyeceğiz efendim burada. Yolda yürüyordum işte. O zaman araba yok, bir şey yok. Zaten her tarafta kar. 8 gün oraya vardık. Olduğu gibi o göle de göle yolları anlattım. Artvin'den Kars'a. Hep kar eriyor. Nereye ayağım bastın, dize kadar gidiyor dedim. Anlaşıldı mı? 8 güne ancak vardık oraya. Hepsi yürüyerek mi? Hep yürüyerek. Hep yürüyerek gittik. Arkamızda annem bir çanta dikmişti, onu bir şeye doldurmuştu, ekmek mi falan işte neyse. Onu alırdım sırtıma, gidiyordu beraber onunla. Çok aç kaldınız mı, çok aç kaldınız mı okulda? Aç. Tam kalmadıksa da yani. Tam da doymadık. Doymadık, sen böyle dediğim gibi. Ancak gittik, orada yazıldık işte, 8. günü yazıldık. Biz 1943. İkinci Dünya Harbi devam ediyor. Hani bütün dönem bir daha devam ediyordu. İşte o 43, 44, 45 tam buradan senelerdi. Biz 47'de mezun olduk. Biz ilk gittiğimiz sene yazın bizi okuttular ve sınıf geçme oldu. Birinci sınıfı okumuş olduk biz. Bizim ikiye başladık artık biz. Onun için bir tane belli öğretmen yetişsin diye artık. İkiye başladık. Öyle devam etti. Elbise, bir boz bir elbise vardı. Onun elbise dikili getirilirdi. Giyerdik. Herkes aynı elbise, tek bir tabii. Aynı elbise giyerdik. Şeyleri, çamaşırımızı falan... Çamaşırhaneye verirken herkes çamaşırın numarasını yazmıştı telle. İplikle numarasını yazmıştı. Kaybolmasın, karışmasın, kaybolmasın diye. Karışmasın diye. O şekilde işte idare ettik. 5 sene mi okudunuz? 5 sene okudunuz değil mi? 5 sene olmuyor. 4 sene mi? 4 sene okudum. Çünkü bir seneyi galiba o savaş buhran yılları falan derken... Hani bu birinci sene... Yazın okuyarak geçtik ya, bizim orada kazanmış olduk. Ha, okey. Yarım yıl ama 4,5 sene gibi oluyor. 4,5 senede köy enstitüsünden mezun. Yemek pişerdi ama... Bazı zamanlar yeterli olmuyordu. Sonra ekmeği bir ara 12'ye böldüler. O da yeterli olmuyordu. Acıkırdık. Bir tane somunu 12'ye mi bölüyorlar? Somun ekmeği. Nasıl? Tamam. Bildiğin somun ekmeği 12'ye mi bölüyorlar? Neredeyse kilolu o zaman. Ha. 1 kilo ekmeği 12'ye bölüyorlar. Bu günlük işte kalkma öğün başına mı? Yemek başına. Canım. Yemek tamam. Başına iyi bari. 12'ye bölünce ne oluyor? Bu kadar bir dilim var. Bir dilim ekmek oluyordu. Bununla doyamıyoruz. İşte dedim ya, Ali Erbaş'la un aldık bir yerden. Fırına verdik. Oradan kiloya kilo ekmek verirlerdi. Fazla acıksın bir zaman giderdik onu. Orada alırdı, ekmeği yerdik. Öyle işte idare ettik. Eyvah şimdi.
Evet, şimdi dekorumuzu hiç kullanmadığımız bir bölümde kullanıyoruz. Genelde